Eleştirmenler, milyonlarca hayranı olan dünya çapındaki üst düzey sanatçıları bile en iyi şekilde eleştirebilir. Ne yazık ki çoğumuz, kendimize ya da işimize duydukları sevgiyi ifade eden çok sayıda insandan ziyade tek bir nefret örneğine odaklanma eğilimindeyiz. Neyse ki nefretle karşılaşmak özdenetim geliştirmede değerli bir egzersiz işlevi görebilir. Nefreti geri yayacak kadar alçalmak ya da onu görmezden gelip daha önemli başka bir şeye odaklanmak senin seçimindir. Eleştiri, şüphecilik veya alaycılıkla karşılaştığında bunu özdenetim uygulamak için bir fırsat olarak kabul et. Buna yanıt vermek yerine sabrını sınayan küçük bir sıkıntı olarak düşün. Sadece zamanına ya da enerjine değmeyecek bir düzeye indirgemiş olursun. Tıpkı trafikte sıkışıp kaldığında kendini tutma pratiği yapabileceğin gibi nefreti göz ardı ederek öz denetimini geliştirebilirsin. Bu şekilde iki fayda elde edersin. İrade gücünü geliştirir ve olumsuz duygularla meşgul olarak ruh halini bozmaktan kaçınırsın.